Arkadaşlar bugün size kabağın en güzel yemeklerinden birini yaptım. İzleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba. Ben Derneğin kanalıma aynına hoş geldiniz. Bugün Derneğin elinde ne pişiyor? Bugün kabak kalyarı yapıyoruz. Biliyorsunuz bu ara biraz sebzeleri bulmak, almak her şey sıkıntı. İstediğim ölçülerde bulamadım. Ama böyle ben biraz artık böyle uygun buldum. Yalnız bir gelen oldu. Ona bakarken kızartmaya başlamak zorunda kaldım. Çünkü yarım ısındı. Bunlar bir taraftan böyle çok hızlı ateşte asla kızarmıyor. Kabak patlıcan gibi değil. İçi sert kalıyor. Şimdi arkadaşlar. İşte bu. Elektrikli ocakların. Yani kusura bakmayın. Ne demek bilmiyorum ama. Şimdi arkadaşlar bir taraftan hepsini hani hem o kızarırken hem ben hazırlığımı yaptım göstereyim istiyorum. Bir tane ben bütün soğan doğrayacağım. Güzel oluyor. Soğanını doğruyor. Arkadaşlar nasıl geçiyor Ramazan? Çok şükür değil mi? Gördük ya bu liselerde. Allah'ım aşkına olsun. Mazar mazar. Ay Allah'ım ya. Arkadaşlar batı kaldırdım kullanımdan. Sersem değilim. Ama aldırdığım için de çok mutluyum bu sene. Bu ayda atlattım diye düşünüyorum hiç olmazsa. Vallahi her ay olsun. Ne ameliyat kızım ameliyat oldu. Abim çocuklar oldu. Bizim ailenin geleneksel pilav günü gibi. Batık günü gibi. Bak şov yapayım derken soğanları yakacağım. Hava bugün bir güzel. İzmir Arif Başkanı'nda hava nefis. Arkadaşlar bu arada hani Bayındır'ı güzel konuşuyor ya. Bayındır'ın yerel gazetesinden aradılar. Benimle röportaj yapıp yayınlamak istiyorlar. Ben de dedim ki evet, ne demek? Sanırım yarın yarından sonra gelecekler. Bugün pazartesi herhalde yarın falan gelecekler diye düşünüyorum. Bakalım neler soracaklar, neler konuşacağız. Ben biliyorsunuz kıymayı önceden kavurmayı onaylamıyorum. Ben öyle sevmiyorum. Ben böyle seviyorum. İlla önce soğan kavuracağım. Bana kuru kuru geliyor ondan sonra kıyma. Tekrar kıymayı kavurunca arkadaşlar birazcık ses olabilir. Bakayım. Az geri dönecek istersen gösterebilirim kadar. Kusura bakmayın artık yani havaların sesi olabilir. Bu yetecek bu kıyma bunları. Çok ekonomik ve çok güzel bir yemek. Bana göre gerçekten çok güzel. Ben bunu yaptım mı yaptım daha önce şey burada. Ama yapıyorum elimde bu kıyma yapıyorum mesela. Ay eyvallah. Yani ben kabağın mücver falan yapmayacaksam ya da kızartsam en çok bu halini seviyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi arkadaşlarım bana ne diyordur? Neyim bak burada kavrulmayan kıyma kaldı. Benim canım canım. Allah hepinizden razı olsun. Moral kaynaklarım benim. Bu elektrikli ocakları ben sevemedim gitti. Sevemiyorum. Bakın şimdi arkadaşlar gittiğiniz izinizde varsa gideriniz. Onlardan koyun ama benim kalmamıştı. Hiçbir şey alınacak gibi değil. Kessem bunun için sıkıntı. Unutup sorayım. Canım benim. Yani artık şey diyor ki geçen gün bir şey yaptım ben. Hatalı bir şey yani. Ben onu nasıl yaptım diyor. Safiye de diyor ki yok Derneğin abla üzülme seni öyle seviyorlar diye. Yok abartmış olabilir mi ama dedim. Seviyorlar diye.
Amcam getirdim, sağ olun yani. Bunu iki biberle hallettik. Bakın hocam da sıkıntı biraz ama ben bunda çok az bir tane kapya biberle seviyorum. Hem renk veriyor hem lezzet veriyor. Arkadaşlar benden iri bir kaba kaldı. Aslında bunu yap, bu yemeği yapmak istiyorum. Canım istiyor bundan. Benim kabak arıyorum arıyorum bulamadım. Baktım iri kabak var biraz daha büyüklerinden. Ondan aldım yapayım diye sonra bunu gördüm. Şimdi ben o kabaklardan kabaklar lezzeti yapmak istiyorum. Kabaklara uygun mu değil mi açıkçası tartışılır. Daha önce patlıcan yapmıştım. O bulunsun her şeyimizde. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Yani akşamleyin yapmak gerektiği için çok emin olamadım. Ama gerçekten çok güzel oluyor. Evet, onu yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Mayalı hamurla. Biz çok seviyoruz. Yazın yazın çok seviyorum ben onu. Allah'ım ya Allah'ım. Ocakta neler yapacağım ben size yazın. Ocağa da alıştım bayağı. Dün ne yaptım? Bal kabağı pişirdim fırında. Ocağın çobanın fırınında. Bir de güzel pişti. Öğreneceğim inşallah hepsini. Şimdi arkadaşlar. Ben bunu şişe domates koyacağım. Ama şişe domatesini açmamışım. Bu biraz kavrulsun. Onlar da kızarsın geliyorum tekrar. Arkadaşlar çok bekleyemedim çünkü ben size kabağı kesişimi göstermediğimi fark ettim. Kusuruma bakmayın. Çok az salçamı koyuyorum. Çok koymayan salça. Ve bu domates, şişe domatesi koyacağım. O da bayağı var. Hemen sana iki tane salça koyuyorum. Sarımsakları küçüklenmeye başladım. Kabaklarım olmasın mı? Bu dün yemek yaptığım şeyden kaldı. Kavanozdan kaldı. Büyük olduğu için bakın doğrayarak yapıyorum hepten. Bunları hep dedim büyük yemeğimleri. Kereyizli kırasamda da bunları yazın. Hep yapacağız ama izin verirsek. Şimdi arkadaşlar buna bir karabiber ekleyeceğim ama buradakiler yanmadan. Bakın sakın. Ağır ağır kızartın. İçleri pişsin diye. Ağır ağır kızartın kabaklarınızı. Şimdi ikisi biraz daha istiyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu ne yaptım? Normal hani klasik patlıcanını nasıl yapılırsa. İçine bir bıçak batırıp o kutuları koparmıyoruz. Bir de böyle. Bunu küçük burada göstermek sıkıntı. Bakın buradan buraya kadar bıçağı batırıyorum. Kanyarık yapar gibi açıyorum. Aralarını bu sosla dolduracağım. İkisi daha kızarsın. Sosun hazır sayılır. Maydanozlar da nasıl temizleşecek biliyor musun? Sattırı bitmiş. Nasıl doğranır bu böyle? Bilmiyorum. Onu doğramaya çalışacağım. Sattırını attım. Tamam. Arkadaşlar bu hazır. Buna artık bir tek karabiber koyacağım. Artık elbiselerimi giymeye de başladım. Bahar geldi. Allah'ım çok şükür, çok şükür. Tamam, bunu kapatıyorum. Elektrikli ocaklar böyle. Geriye dönmek zorundasınız. Tamam, bunun içi hazır. Bunun içine eskini göstereyim bakın. Şimdi bunun kızarmasını ekleyeceğiz. Hem içinde koyabilecek kadar rahatlasın. Yıkayayım. Hem de kızarsın gelelim. Arkadaşlar ben kızartmamı bitirdim. Biraz da bekledim. İçini açıyoruz ya böyle bakın. Hani böyle açınca elim yanmasın diye böyle böyle patlıcan gibi dolduracağız bunu. Bunun ton balığı nasıl dolduracağım bilmiyorum. Ben kadar olmuş o da. Şunları şöyle aralarını dolduruyor. Valla bak bu yemeği yapın. Ben istiyorsanız fırında yapın. Ama bana çok rica ediyorlar. Nermin Hanım fırında yapmayın. Herkes haklı. Herkes haklı. Kabağın kilosu olmuş 20 lira. Gerisine ne yapacağız bakın.
olsun da dedim biraz elimi kullanabileyim içinde ama. Bitti. Yerdim galiba. Benim en sevdiğim yemeklerin başında gelir bu. Çok çok severek yerim gerçekten. Başı değildir be. Gel anlayışım. Bak şimdi başında deyince de yani bazı sevdiğim yemekler var. Günah olacak, şey ayıp olacak onlara karşı. Arkadaşlar çarşamba günü torunum geliyor. Sevgili Nurten geliyor. Okullar kapanıyor ya. Az kaldı. Bırakabildi çocuklarını. Diyor ki bana aramıştın. Nermine abla ben sana geliyorum. E gel dedim. Ama ben sakarlık yapmaya geliyorum. Yapma dedim. Madem yapacak. Yapma dedim kızım. Ama ben de yapıyorum bir şekilde diyor. Daha gelmeden bak ben sana sakarlık yapmaya geliyorum. Baştan pazarlık yapıyorum. Yapma sen Nurten'cim dedim. Pazarlığını yaptı yani. Diyor ki şimdi hani diyecek ki sakarlık yapınca ben dediydim Nermin ablama diyecek. Ah Nurten. Bansustan döküyorum ha kenarlarını öyle şey yapmayın. Bilmeden yapmadığımı düşünmeyin. Kalanı üstüne dökeceğim zaten şişede bekliyor. Böyle suyu da duru suyla da kaynadım. Ben sevmiyorum. Tabii kabaklar biraz daha büyük olsaydı biraz daha içine girecekti. Mesela arkadaşlar. Şimdi ben biraz görsel de yaptım da. Ben çok böyle çok tombalak olduğu zaman dördü bölüp kızartıp aralarına koyuyorum. Öyle de yapabilirsiniz. Siz bakmayın ben biraz hani yemek için güzel görünsün diye. Ama böyle fazlalığını da dökeceğim tabii ki içine. Çünkü sadece içindeki kabak az aldığı için yetmiyor. Şimdi arkadaşlar bunu maydanozumuzda pişmesin. Bunu pişireceğiz. Böyle ocakta kaynatıyorum ben. Çünkü az kişiyiz, az yapıyoruz. Elektrik paraları malum. Şimdi bunun için sosunu ben su koymayacağım. Hiç su koymayacağım. Bu kalanı şöyle aralarına bunun ekşi şerbet suyunla pişeceğim. Yani yenmem gari. Kendi suyunda pişireceğim şimdi bunu. Domatesin suyu. Kendi domates içine koyduğum domatesle su saldı. Arkadaşlar. Şimdi bunu çok açmayın lütfen. Olur mu? Böyle fık fık kaynamasın. Imık imık çok güzel bir şekilde pişecek ve buraya geliyorum. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Tıkır 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 daha ötüyor. O arada ben bakın çok güzel bir dolma içi hazırladım. Lahana saracağım. Ben lahananın içini falan kavurarak yapıyorum. Kıymasını asla yiyemiyorum çiğden. Ya bizim bayındırda gerçi öyle yapıyorlar. Yani ben öyle öğrendim kayınvalidemden. Öyle de gidiyor. Şimdi arkadaşlar yemeğimi göstereyim bu arada. Hadi bismillah. Çok su saldı değil mi? Hiç su girmediği halde evet. Hı-hı. Ama kavanoz su. Evet. Şimdi arkadaşlar. En küçüğünü almışım. Sonra yanına bir tane daha küçük koyalım. Artık simetrimiz öyle gitsin. Çok güzel bir yemek. Hani hem ekonomik bu zamanda. Ne yapalım, ne pişirelim duralım arkadaşlar. Gerçekten kolay değil. Ha biraz et yemekleri yapacağım. Yarın et yemeği düşünüyorum. Bakalım sade mi yaparım, çökertme kebabı düşünüyorum ama lütfen bana yazın. Çökertme kebabını çok mu biliyorsun? Herkes biliyor diye düşünüyorum. Yapayım mı yapmayayım mı karar veremedim. İsterseniz benim tarifimle de bir yapalım. Çökertme kebabı. Süsledim gari. Çok güzel oldu. Bakın. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir yemek. Gerçekten. Akşama kadar ağzımız sulanacak ama Allah herkesin orucunu kabul etsin. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.